Merkezi 2'ye 1 ve y eşittir 5 doğrusuna teğet. Bakın arkadaşlar bazen sorularda bir analitik düzlemde özellikle özel doğrular verilirse çizmek lazım. Şimdi 2'ye 1 merkezi böyle. Buna teğet olduğuna göre merkezden teğete inen doğru diktir ve yarı çaptır. 2'ye 1'in y eşittir 5'e olan uzaklığı ne? Ordinat 1 burada da ordinat 5 o zaman 4 kalır. Yani yarı çap 4'müş arkadaşlar. Bütün mevzu bu. Bakın şöyle temsili bir çember çizmiş olalım. Haliyle x eksi 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. 16 olacak. Buna göre cevabımız A şıkkı. Bir denklem çember belirtiyorsa arkadaşlar ilk önce x kare ve y karelerin katsayıları aynı olacak. Yani burada o zaman k eksi 1 ile 5 birbirine eşit olmalı. X kare ve Y karenin katsayısı K 6 oldu. Bu 1. İkincisi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle X çarpı Y diye bir çarpanı olmayacak. Bu yüzden K'yı 6 bulmuştuk. 6 eksi M 0'a eşit olur. M de buradan 6 olacaktır arkadaşlar. Buna göre yerine yazarsak 5 X kare artı 5 Y kare eksi 16 -6'dan 10x eksi 6'dan 10 X eksi M'yi 5, e, M'yi de 6 bulmuşuz. M'yi 6 bulduğuma göre buradan da 30Y eksi 30 eşittir 0. Çemberin yarı çapını bulurken arkadaşlar kesinlikle x kare ve y karenin kat sayısını 1 yapmanız gerekiyor. x kare eksi y kare eksi 2x eksi 5'e böldüğüm için eksi 6y eksi 5'e böldüğüm için yine eksi 6 eşittir 0. Yarı çap veya merkez bulurken bunu yapacaksınız. Çünkü format arkadaşlar ax kare artı a y kare şeklinde değil. Normal x kare artı y kare diye başlıyor. Böylece merkez x'in kat eksi 2'ye bölümüdür. Bu yüzden 1. Y'nin kat eksi 2'ye bölümüdür. Bu yüzden 3. Cevabımız D şıkkı. Çemberin yarı çap formülünü bence bilmek lazım arkadaşlar. D kare artı E kare eksi 4F'nin karekökü Karekökünü aldıktan sonra 2'ye bölüyoruz. Eşittir yarıçap. D kare dediğimiz x'in katsayısı bu yüzden 36. E dediğimiz y'nin katsayısı karesi 196. Eksi f dediğimiz sabit sayılır eksi 4m bölü karekök alıyoruz sonra 2'ye bölüyoruz eşittir 6. 36 artı 196 eksi 4m eşittir her iki tarafı 2 ile çarpalım 12. Her iki tarafın karesini alalım. 144. 144, 196 çıkarırsak 52 yapar. 52, 36 daha. 88 eşittir 4M. M buradan 22. Çözümü yaptım. İsteyen bundan sonrasını dinlemeyebilir. İkinci yol olarak da şöyle arkadaşlar. Tam kareye dönüştüreceksiniz x ve y'leri. x kare eksi 6x bana neyi hatırlatmalı? x eksi 3'ün parantez karesini hatırlatmalı. y eksi 14 y olduğu için y eksi 7'nin karesini hatırlatmalı. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. Şimdi yarıçap 6 ya. Burası arkadaşlar 36 olmalı. O zaman m'yi öbür tarafa attığımız zaman şöyle bir şey olacak. Eksi m. Bir de arkadaşlar buradan 49 geliyor. Ee buradan daha doğrusu buradan 49 geliyor. Buradan da 9 geliyor. 58 ama burada ne var? 36. Demek ki arkadaşlar orada m işte 22'ymiş ki. 58'den 22'yi çıkarınca 36 olsun. Bu yüzden ikinci mantıkla yine böyle yapma hakkınız var. Ben formülü bilmenizi tavsiye ederim. Çember x eksenine t etse bazen kafanıza yatmazsa şöyle bir yorum yapmak için olayı anlayın. Merkezi böyle olan bir çember olsun. x eksenine t etse yarı çap bakın ordinatın mutlak değeri. Neden mutlak değer diyorum? Çünkü hani şöyle bir çember de olabilir sonuçta. Merkezden teğeti dik indirdiğimiz zaman bakın burası merkezin ordinatının hakikaten şöyle x'i edersek merkezin ordinatının mutlak değeri oluyor. O yüzden merkezin ordinatı kaç? Buradan eksi 12'yi eksi 2'ye bölersek 6. Haliyle bunun yarı çapı da arkadaşlar 6 oldu. Formülümüz d kare artı e kare eksi 4 f'nin karekökü bölü 2'dir arkadaşlar. 64 artı 144 eksi 4K'nın karekökü bölü 2 eşittir 6 oldu. Ee, her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. 12. Her iki tarafın kare alıyorum. 64 artı 144 eksi 4K eşittir 144. Bunlar gitti. K 16 geldi. E şıkkı. İlk senede teğet olacak ve ikinci bölgede olacak. Bakın şimdi. İkinci bölgede bir çemberin yarı çap merkezi eksi R'ye R olacaktır. Çünkü neden eksi R'ye R, ye R ye dedim arkadaşlar? 2 eksene de teğet olan bir çember çizdim bakın. Merkezden teğete inen dik yarı çap, merkezden teğete inen dik yarı çap. Böylece merkez arkadaşlar eksi R'ye R olur. Apsis negatif olacağı için. Ve bu 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0 doğrusunun üstünde olduğuna göre nokta denklemi sağlar eksi 2r artı 3r eksi 6 eşittir sıfırdan r 6 oldu. r 6 olduğu için de denk, demek ki denklemimiz x artı 6'nın karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir 36. Buna uygun cevabımız b. Çember iki doğru ya da teğet arkadaşlar bakın şu şekilde. Çap bu iki doğru arasındaki uzaklıktır. Gördünüz mü şu şekilde. Haliyle bunu gidip analitik düzlemde yorumlayalım. Şöyle bir x eşittir eksi 1 doğrusu. Böyle bir x eşittir 9 doğrusu. 2 doğru ya da teğet olan çemberin gördüğünüz gibi çapı ne olacak? Eksi 1, 9 aradaki uzaklık 10 santim. O zaman yarıçap çap 5 gelir. Yarıçap çap 5 geldiği için şuna da dikkat edelim. Bakın merkez tam bu iki doğrunun ortasındadır haliyle 9 ile eksi 1'in toplamının yarısı 4'e y. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın merkezinin ordinatını bilemem. Nerede teğet olduğunu bilmiyorum çünkü. Ama bildiğim bir şey var ki o da iki nokta arasındaki e, orta nokta bunların toplamının yarısıdır arkadaşlar. Haliyle artık 4'e y noktası bu doğru üzerinde ise denklemi sağlar. Y eşittir 4 bölü 4 artı 1. Y 2 oldu. Merkezi 4'e 2 olan ve yarı çapı da 5 olan çember. Buna göre bakın A şıkkı. İki noktadan geçen doğrunun denklemi aslında bulunacak bu soruda. Çünkü arkadaşlar B noktasını bulabiliriz. A noktasını da bulabiliriz. Yarı çapı 6 olan bir çember hem x eksenine hem y eksenine birinci bölgede teğetse zaten aslında bunun merkezinin koordinatları 6'ya 6'dır. Sonra dikkat. Burada arkadaşlar merkezinin apsisi 0 ordinatı eksi r deriz. Neden? Çünkü bakın bu x eksenine teğet. Dolayısıyla şuradaki r 8 oldu. Neden? Merkezinin ordinatı burada gerçekten eksi 8 arkadaşlar. Dolayısıyla 0'a eksi 8 noktası. Bundan sonra artık bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi. Bir doğrunun denklemini bulmak için her zaman eğim lazım. 6 eksi 8'den 14. 6 eksi 0'dan 6. Böylece bu doğrunun denklemi y eşittir. 8 bölü 3 x artı ne? İstediğimiz birinin denklemde yerine yazalım. Kolay olduğu için 0'a eksi 8 olsun. x yerine 0 yazdım. y yerine eksi 8. n de buradan eksi 8 oldu. Demek ki y eşittir. 8 bölü 3 x eksi 8'miş. Buradan payda da eşitlersek şuraya 14'ü nedense bu arada yarısını 8 yazmışım. 7 olarak düzeltiyorum. E, 14'ün yarısı 7 ben 8 yazmışım. Böylece payda eşitlersek 3y eşittir 7x eksi 24. Demek ki burada hangisi oluyor o zaman? Eksi 24 bu tarafa atarsak 7x eksi 3y eşittir 24. C şıkkı. Çember arkadaşlar x eksi y artı 3 eşittir 0 doğrusuna teğet. Bunun bize katkısı ne? Analitik düzlemde çizmeyeceğim. Özel doğru değil. Özel bir çember merkezi değil. Orijin falan filan diye. Burada arkadaşlar tek bilmediğimiz şey olan yarıçapı merkezden teğete inen doğru diktir yardımıyla yapacağız. Ve burası yarıçaptır. Haliyle merkezin doğruya yolun uzaklığı bir noktanın doğruya uzaklığı x yerine 3 yaz. Y yerine eksi 2 yaz. Artı 2 artı 3 bölü x'in katsayısının karesi 1. Yine y'nin katsayısının karesi 1. Dolayısıyla 8 bölü kök 2'den 4 kök 2 geldi yarıçap. x eksi 3'ün karesi artı y artı 4'ün karesi eşittir y artı 2'nin karesi eşittir 32. Buradan eksi 3 artı 2 yanlış yapmayalım şimdi. Evet D şıkkı belirtmesi için arkadaşlar yarıçapın sıfırdan büyük olması lazım. Bunun için de şu formülü bilmek gerekiyor. D kare e kare eksi 4 f'nin karekökü kökü bölü 2 idi yarıçap. Bunun yarıçapının var olması için içinin sıfırdan büyük olması gerekiyor. D x'in katsayısı m kare. E y'nin katsayısı yani karesi 4. Burada sabit sayıdır f dediğimiz m artı 4. Bu yüzden eksi 4 m eksi 16 büyüktür 0 olmalı. m kare eksi 4 m eksi 12 büyüktür 0. m eksi 6 m artı 2 büyüktür 0. Çarpanlarını ayırırsak eksi 2 6 artı eksi artı yani eksi sonsuzla eksi 2 aralığı birleşim 6 ile sonsuz aralığı cevap A şıkkı. Anlamak için önce bir çemberleri çizip bunlar teğet mi? Daha doğrusu çizmeden pardon. Bunlar teğet mi kesişiyor mu ayrık mı onu anlayacağız. Peki nasıl anlarız? Önce merkezlerine bir bakın. Eksi d e bölü 2 eksi e bölü 2 olduğu için x'in kat sayısının yarısı ama eksi ile çarparak 9. Diğeri de eksi 3 bunun merkezi bu. Sonra geliyorum diğerine e, m1 m2 diyelim. Bu da arkadaşlar dö, e, 1 pardon eksi 6 bölü 2'den eksi 3. Şimdi bunların aralarındaki uzaklık sabitler, y'ler sabit olacak. Birbirinden çıkardığımız zaman 0. 9 1, 8'in karesinin karekökü. Dolayısıyla m1, m2 arası 8 santim geldi. 8 birim geldi. Bir de yarıçaplarına bakmamız lazım şimdi bunların. Yarı da nasıl buluruz? O formülle d kare artı e kare eksi 4 f bölü 2 ama kare aldıktan sonra 2. Dolayısıyla 324 artı 36 eksi 70 çarpı 4 280 296 şurası eksi 260 yapıyor 324'ten de eksi 260 o zaman 64 oldu yani bu karekök için 64 bölü 2 demek ki yarı çapı 4'müş birincinin ikincinin yarı çapı 4 artı 36 eksi 24 karekök içinde 40 eksi 24 16 kare kökü 4 yarısı 2. Bunları niye bulduk arkadaşlar? Bakın şimdi bu iki çember gördüğünüz gibi merkezleri arasındaki uzaklık 8 geldi. Ama yarıçapları çapları birinin 2 birinin 4. O zaman bunlar birbirinden ayrık çemberler. Haliyle aralarındaki en kısa uzaklık 2 birim olur arkadaşlar. O da D şıkkı. Şimdi arkadaşlar bakın bunları çizerek biraz görebilirsiniz. Büyük bir çember çizelim ee, ve dıştan teğet çemberler bakın buna şöyle. Sonsuz tane durum vardır. Bunlardan en az böyle 2-3 tanesini görüp sonra hepsine yorum yapabilirsiniz. Merkezi 1'e -3 olan bir çember. Analitik düzlemde çizmeyin rastgele çizin görürsünüz. Yarıçapı 7, diğerinin yarıçapı da bir birim bu çemberler hep teğet arkadaşlar görüyor musunuz? Ve bir noktadan çıkan en az 3 doğru birbirine eşit uzunluktaysa işte arkadaşlar burası merkez olan bir böyle çember yayı belirtir. Dolayısıyla bunun yarıçapı da kaç birim olacaktır? Ee, bir buradan, yedi buradan, birim, çap, 1 buradan 7 buradan 8 birim yarıçap x eksi 1'in karesi artı y artı 3'ün karesi eşittir 64 diyeceğiz. x eksi 1, y artı 3 64 c şıkkı oldu. En zoru da şu şıkları bulmak yani bunlardan sonra yoksa şu işlemler şıklara bakmaktan daha kolay geliyor bana. 8 y eksi 15x eşittir 0'ı doğrusu verilmiş. Ee, bizden arkadaşlar O merkezli çemberin denklemini istiyor ve diğer çemberinde gördüğünüz gibi a merkezli çemberinde merkezinin apsisi 8. Bakın böyle. Ve doğruya dikkat. Doğrunun eğimi y eşittir. 15 bölü 15 bölü 8 x. Tanjant alfa z'den dolayı burası da aynı. 15 bölü 8 olacak. Demek ki arkadaşlar 15'miş. O zaman iki çember birbirine teğet. Merkezler arası uzaklık 17. Birinin yarıçapı 8 olduğu için Buraya da bakın 9 kaldı gördünüz mü? Merkezil çember, merkezil çemberin özelliği yarı çap arkadaşlar R tamam. Bir de x eksi sıfırın karesi y eksi sıfırın karesi olduğu için tabii ki x kare artı y kare eşittir. A kare şeklindedir. Bu yüzden de cevap C'dir. Özel açıları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Neden söyledim? Tanjant alfanın yani eğimin 1 bölü köküç olduğu açı nedir? Tabii ki 30 derecedir. Bu yüzden burayı 30 göreceğiz. Burası 60 derece. Merkezle teğet kesişimini birleştirirseniz açı ortaydır. Neden? Bu deltoidten dolayı aslında özel bir şey değil. Dolayısıyla 30 derece 30 derece. O zaman artık 60'ın karşısı kök 6 ise 30'un karşısı kök 2. Demek ki merkezi arkadaşlar bunun kök 2'ye kök 6 ve y eksenine teğet olduğu için yarı çapı özel olarak bulmamıza gerek kalmadı. Kök 2 bulduk. Çünkü teğet doğru aynı zamanda yarı çaptır arkadaşlar dikinen doğru. x eksi kök 2'nin karesi artı y eksi kök 6'nın karesi eşittir 2 cevap A. Böyle i̇ki tane doğru olduğu için bunu analitik düzlemde çizelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir x eşittir 2 doğrusu. Burası y ekseni. Burası x ekseni. x eşittir 2 doğrusu. Y eşittir 3 doğrusu şöyle bir doğru biraz absis kötü. Eksi 86 bölü 5. Ordinat da kötü. 86 bölü 12. Demek ki bunlarla işimiz yok. Aslında biraz tüyo verir gibi oluyor. Şimdi x eşittir 2 kırmızı doğru olsun. Y eşittir 3 mavi doğru. Bu da siyah doğru. Bakın 3'ünün kesim noktası görüyor musunuz? Şöyle bir üçgen oldu. Ve bu üçgenin içteye çemberi. Şimdi merkezinin koordinatlarının yerini tam bilmiyorum ama en azından şunu biliyorum. Merkezden TT doğru diktir ve yarıçaptır. Merkezden TT doğru diktir ve yarıçaptır. Dolayısıyla bakın şimdi merkezin apsisi şuraya R dersem şu kısım Y eksenine olan uzaklık 2 eksi R. Sonra yine şuranın uzunluğunu bildiğim için ordinat buradan 3 artı R olacak. Peki bunu neden buldum? Merkezden TT inen diktir ve yarıçaptır diyoruz ya. İşte bu merkezin şu doğru olan uzaklığı bize yarıçapı verecek. Noktanın doğru olan uzaklığı nasıldı? Denklemde git yerine yaz. 5 çarpı 2 10. 10 eksi 5 r. X gördüğüm yere 2 eksi r yazdım. Şimdi y ye gördüğüm yere 3 artı r yazacağım. Eksi 12 eksi 3 r. Artı 86 mutlak değer içinde bölü 5 12. 25 artı 144 169 yani karekökü 13 olacak. Bunu hatta direkt şöyle payda yaz, da yazalım. Noktanın doğru yolun uzaklık formülünü bilin arkadaşlar. Eşittir r. Buradan o zaman eksi 5 r, eksi 3 r, eksi 8 r olmuş oldu. Eksi 8 r, 86'dan da şurayı 36 diye düzelteyim. Hatta şurayı da eksi 12 r diye düzelteyim. Yanlışlıkla eksi 12 ile çarpacağım ama eksi 3 ile çarpmışım. Dolayısıyla orası eksi 17 r oldu. 86 eksi 36 50 10 daha 60 mutlak değer içinde eşittir 13 r. Buradan 60 eksi 17 r eşittir 13 r diyebiliriz. 60 eşittir 30 r. R de buradan 2 oldu arkadaşlar. R 2 olduğuna göre o zaman merkezin apsisi 0'a gördüğünüz gibi 5 olmuş oldu. Yarı çapta 2 artık denklemde yerine yazarsak x eksi 0'ın karesi x kare y eksi 5'in karesi eşittir 4 yani cevap C şıkkıymış. Şunu da yiyebilirsiniz hocam. Eksi 17 R artı 60 dediniz ama eksi 17 R artı 60 eksi 13 R'ye eşit olamaz mı? Bakın şimdi öbür tarafa attığımız zaman 60 eşittir 4 R oluyor ve R buradan 15 oluyor. Çok büyük bir üçgenin yarı çapı olduğu için arkadaşlar bunların iç değet çemberinin değil de aslında bir nevi dış değet çemberinin yarı çapı gibi olacak. Bu o yüzden almadım